Aferin size kızım. Teşekkür ederim Nurettin. Sağ olun. Çok sağ olun. Siz daha güzellerine layıksınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Sizleri ömrüm olduğu sürece unutmayacağım. Seni unutmayacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol kızım. Çok incesin. Birinize kolay gelsin gençler. Sağ olun. Benim etrafım şuraydı. Ya. Şimdi hasta var orada ama. Yani. Vallahi ilk buraya gelmeden bayağı bir tedirginlik hissettim. Tedirginlik sebebim de şu idi. Ben daha önce bir yoğun bakım gördüm. Kocaman bir odanın içinde 8-10 kişi adı yoğun bakım olan yerdeydi. Ben o düşünceyle geldim. Buraya geldiğimde sağ olsun bir baktılar, üzerimi değiştirdiler. Burada kalacağınız dediler. Tek bir odaya verdiler. Aa dedim ne güzelmiş. Tek bir odaysa hiç sıkıntı yok. Yani yoğun bakımdaki bendeki ilk intiba böyle oldu. Hepsi böyle candan, samimi bir şeyle anlatılıyordu. Yani ben eski hastanelerde bildiğim için eskiden bir doktorla konuşmak ya da efendime söyleyeyim bir hemşireyle konuşmak mümkün olmayan şeyleri. Burada ise şimdi günümüzde bunlar sevgiyle, tatlı dille, güler yüzle anlatılıyor insana. Bırak o önceki teslemeleri, şunu azarları, şunları bunları. Yani bir babasıymış gibi, bir amcasıymış gibi o şekilde yaklaştı buradaki personel bana. Dolayısıyla sıcak bir ortam olduğunu hissettim ve 15 gün süresince de bu ortamı da bulundum ve yaşadım. Bu arada gelip de saatlerce başımda duran güzel kızım benim hemşire Cennet Hanım kızıma çok teşekkürlerimi şimdi bile iletiyorum. Geldi güzelce ilgilendi. Efendime söyleyeyim Nurettin amcacığım sakin ol bunlar geçer. Şeklinde bana telkinlerde bulundu. Ve o sıkıntılı dönemi, 3-4 günlük dönemi o şekil atlattım. Ben gelinlerime kuzucuklarım diye seslendim evimde. Burada da buradaki hemşire kızlarıma aynı şekil seslendim. Efendime söyleyeyim, ya kuzucuklarım, kuzucuğum bakar mısın bir falan diye böyle candan samimi bir yaklaşım içerisinde bulundum. Onlar da sağ olsunlar bunu sanki bir babalarına, bir amcalarına, bir dayılarına saygı gösterir gibi bana davrandılar. Nurettin amca ne müzik istersin, ne çalalım senin için falan bu şekilde beni motive ettiler. Ben buraya gelmekle buradaki insanlara şu kadarcık olsun bir moral verebiliyorsam, morallerini bu kadarcık yükseltebiliyorsam ne mutlu benim için. Ben emekli bir insanım. Buradaki insanların fedakarlığına karşılık benim aldığım 3000 lira maaşın 100 lirası kesilsin. Sağlık personeline vakıf mı kurarlar, aktarmam olur. Nasıl olursa olsun ben buna gönüllü razıyım. Çünkü bu insanların ne şartlarda, ne durumda, ne şekil özveriyle çalıştıklarını gördüm, yaşadım, şahit oldum. Çok farklı şeylerle karşılaştık, farklı hastalarla karşılaştık. Aynı yaşta olduğum hastayla karşılaştım ve hastayı kaybettik burada. O çok üzücü gelmişti. Yoğun bakıma, evet yoğun bakıma şimdi hasta, yatan hasta geldiği zaman kendindeyse şayet hasta bir kere panik halinde geliyor. Çünkü COVID olduğunu bilerek geliyor ve yoğun bakım gözü o kadar çok korkuyor ki biz onları mümkün olduğunca rahatlatma yoluna gidiyoruz. İlk önce rahatlatma yolu. Tabii ki tıbbi tedaviye uyguluyoruz. Ama bundan daha önemlisi bence daha doğrusu önemlisi demek yanlış olabilir. Bunu tamamlayacak olan önemli bir nokta da hastayı psikolojik olarak rahatlatmak. Nurettin amca tabii Nurettin amca da hastalarımızdan biriydi. Nurettin amcanın bir panik atak sıkıntısı oldu bize ilk yattığı süreçte. Dediğim gibi hani konuşarak telkin etmeye çalışıyoruz ama nereye kadar gecenin ikisinde Nurettin amca bir panik atak geçirdi. Hepimiz toplandık tabii ki Nurettin amcayı takip iştirmeye çalıştık. Bir arkadaşımız girdi odasına. Bir saat boyunca elini tuttu. Nurettin amcayı sakinleştirmek için konuştu. Biz dışarıdan camdan aynı şekilde telkinlerde bulunduk. Müzik açtık tekrar. Amca rahatlasın diye yavaş yavaş tabii ki açıldı. Hani biz bunu sürekli yaşıyoruz zaten. Hani hastalarımızı o noktada rahatlatmazsak gerçekten onlar için daha azap verici bir süreç olur ki bizler hep kendi annemiz babamız var burada. Kardeşimiz var burada diye düşünüyoruz. Aynı şeyleri onlar yaşarsa ne olur ki? Biz böyle olalım ki hani insanlara örnek olalım. İnsanlar da böyle düşünsünler istiyoruz hep. Ziyareti evet Nurettin amcanın ilk ziyarete gelişi çok güzeldi. Güvenlik aradı. Nurettin amcayı taburcu ettik, gönderdik.
15-20 gün sonra Nurettin amca gelmiş, güvenliğe söylemiş. Dediler ki Nurettin Yücekaya, dedik ki biz, o hasta çıktı, şu an bizde öyle bir hasta yok. Hayır diyor, amca burada, sizi bekliyorlar diyorlar. Biz de Allah Allah dedik, biz çıktık hemen dışarıya, güvenliğe gittik. Hakikaten Nurettin amca ellerinde bir şeyler almış ve bizi ziyarete gelmiş. O kadar sevindik ki, hani tabii Covid sürecindeyiz, koşup sarılamadık ama olsun, o gözlerimize yansıdı Nurettin amcayla. Hemen dedik sana bir çay ısmarlayalım, böyle yapalım, şöyle yapalım Nurettin amca. Sağ olsun ara ara böyle ziyaretimize geliyor, bizi mutlu ediyor. Biz onu görünce daha çok mutlu oluyoruz. Bu amca sesi, idrar çıkışını eksik yazın kızlar, ben yazdım buraya. Yapacak bir şey yok. Steridiniz toplanmış mı bunu? Başka bir şey yapmadım.